Ya diye de varsayımlar üzerinden daha çok konuştuk bu programda ama belki Stalingrad savaşı bittikten sonra savaş esirlerini Stalingrad sokaklarında gezdirirken arkalarından sokağın yıkanması gösterisi de etkileyici bir şey olsa gerek. <laughs> yani siz Stalin'i, oğlum neden beri Stalin'i savunuyorsunuz? Hocam bir şey merak ediyorum ben. Ee, bu Sokakları <laughs> nasıl yıkanıyor? <laughs> 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 konuyu oraya, konuyu oraya <laughs> getiriyor. <Nasıl yedim? gülüyor> Evet gençler nasılsınız? İyiyiz hocam. İyiyiz hocam. Nasılsınız? Sizi sormadım. Evet iyiyim vallahi. Gözünüzü kan bürümüş. Bu harca yaklaşıyorum olaya. Evet 2. Dünya Savaşı'nın ikinci bölümü. ilk bölüm çok ilgi gördü. Dolayısıyla ikinci kısımda da ikiye böldük bunu. İkinci kısımda ilk kısımda ne işlemiştik? Tekrar hatırlatayım. İşte uluslararası alandaki kaotik durumu, anarşiyi yani bir düzen olmayışını Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkan o boşlukta iki sıfır kapitalist yani geç sanayileşen devletlerin kendilerine bir yaşam alanı diye söyledikleri ama aslında bir ekonomi alanı da onunla beraber kaynaklar üzerinde bulmaya çalışması, bunun üzerine Amerika'nın duruma müdahale etmesi ve işte savaşın özetini biz öyle bir yerden okumuştuk. Yani yapısal bir eksiklik, kapitalizmin yarattığı bir mecburi bir yani kapitalist mantığın içinde mecburi bir kaynak arayışı ve bunu önleyecek önlemleri alamayan bir uluslararası düzen. 1929'da ekonomik kriziyle korumacı ekonomiler gelmiş. Uluslararası düzende de cemiyet akvaryumsu sektiği uğramış ve bunun karşısında Japonya, Almanya devletler mecbur imparatorluğumuzu kuracağız yoksa bizi boğacaklar diye ortaya çıkıyor ve bunu son derece militarist, ırkçı söylemlerle de süsleyerek bir dünyayı kana buluyorlar. Ve bunu 1935'te sonra Soğuk Savaş falan olacak ama 1935'te bir düzen kurulacak. Bretton Woods'la United Nations'la Birleşmiş Milletler daha sonra işte ilk kutuplu bir dünya kurulacak anlattık. Şimdi burada da acaba Birinci Dünya Savaşı farklı bitebilir miydi? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Alternatif tarihlerden bahsedeceğiz. Hani çünkü kararların normalde tarihte çok önemi yüzyıllarda yoktur. Öyle anlatırız yapısalcı tarihçiler ama 2. Dünya Savaşı gibi yerlerde olabilir. Yani 2. Dünya Savaşı gibi bazı şeyler farklı olsaydı dünya tarih değişebilirdi. Kararların kadere, dünyanın kaderine etki edebildiği çok fazla şeyin bir anda değişebildiği 6 yıldan bahsediyoruz. Hatta ondan önce 2. Dünya Savaşı, 1945 arası böyle bir dönem. Unutmayalım 1920'de bir devlet kurmak çok kolaydı. Ha böyle kuruyorlardı, bozuyorlar. Artık bak devlet falan kuramıyorsun. Çünkü 45 sonra tüzden onu oturttu artık. Değil mi? Çok az devlet kuruluyor. Düşünsene 1919 -19 20 işte bir Arabistan'da... Ya da hala meşruiyetleri tartışılıyor. Tabii. Ya, kur devlet kurulsa bile kur kur 2000'lerde i̇şte, o zaman devlet, var. Devlet kurulmamış oluyor meşruiyetin tartışılınca. Ama o dönem çok kolay işte ne bileyim Suudi Arabistan gibi bir şey bir isyandan çıkabiliyor. Ondan önce başka bir Arabistan var. Suriye oluyor, Irak oluyor, Ürün diye bir şey çıkıyor. Çıkmayabilirdi. Bunlar değişik olabilirdi. Aynı şekilde 1939-45 arası acaba Almanlar kazanabilir miydi? Ya da o savaş daha değişik bir barışla sonuçlanabilir miydi? Biraz bunları konuşacağız. Bitişe Badist. gelmeden gelmedi o zaman başlangıçtan başlayalım. 39'da Ribbentrop'la Molotov Paktı var. Evet. Almanlar ve Ruslar anlaşmış durumda özellikle Polonya'nın da paylaşılması hususunda. Peki bu paylaşıma rağmen Almanlar neden Polonya'ya saldırdı? Saldırmasaydı bu etki alanlarını sürdürmekte devam etselerdi. Gerginliği çatışmaya çevirmeselerdi Anlaşma ne olurdu? Ama yani. ama İngiltere ve Fransa müdahale etmeyecek diyor. Çünkü o döneme kadar ne yapsalar hiç kimse müdahale etmemiş. Yani Almanya ordusunu kurmuş, Rheinland'ı silahlandırmış, Japonya Mançurya'ya girmiş, Japonya Çini Mendet düşükmüş. Japonya Çin'i ele geçirmiş. Milleti öldürüyor, kırıyor. Herkes bir şey diyor ama millet böyle bir şey gibi olmuş. Yani ne yapacağını bilemiyor. Üstüne Çakosaki işgal etmiş. İlk önce bir parçasını diplomasıyla almış. Sonra işgal etmiş gene bir şey. İtalya Habeşistan'a gitmiş ki Cemiyet Akvam'ın ölümü budur. Yani hiçbir müdahale yapılamamış. Yani bir petrol ambargosu dahi koyamamışlar. Hitler de diyor ki zaten bunlar savaşacak toplumlar değil. Savaş istemiyor halkı. Ekonomik krizler büyük şey var. Kendi halkıyla başı belada. Ben Polonya'yı da alırım. Polonya'yı kim sallar? Zaten sallasa Stalin sallar. Elini zaten paylaştık. Ama işte işte özellikle 39 Mart'ından sonra iş değişti. Çünkü Münih Anlaşması'nda Çekoslovakya'nın Südetenland kısmını alıp diplomasıyla alan Hitler bir de 5-6 ay sonra gidip Çekoslovakya'nın geri kalanını da alınca çok çünkü adice bir şey çünkü Südetenland savunmada olduğu yer yani Çekoslovakya'nın kendini savunabilecek kısmını diplomasıyla alıp 6 ay sonra Çekoslovakya'yı ilhak edince oho dediler biz ne anlatıyoruz yani bu adam durmayacak. Durmadı zaten. Bir de tabii biz durmadı diye şaşıyoruz ya da işte bunu engelleyecek kimse yoktu diye düşünürken, hep bugünün aslında işte NATO gibi bir organizasyon var, Birleşmiş Milletler gibi bir organizasyon var. Yani bir şekilde dengeleyici ya da bir yerde ağırlık koyucu uluslararası örgütleri düşünüyoruz ama 1940'ların dünyasında ya da 30'ların sonundaki dünyada böyle bir şey yok. Bir şey. Aslında bunun altında çizmek gerektiğini düşünüyorum. Tabi böyle. Evet, öyle. Bir, hem o yok. Hem de bunun ideolojik de bir boyutu var mesela şimdi faşizm kalkıyor çıkıyor. İtalya'da faşistler var, İspanya'da Franco geldi. Vermiş. İngiltere'de sempatiyle bakanlar var. Yani dünyada faşizm, liberalizme, liberal demokrasiye bir alternatif olarak çıktığı dönemde de en liberal yerlerde bile destekçi bulabiliyor. Onun dışında dünyada da totaliterliğe doğru bir eğilim var. Bir tarafta Bolşevizm çünkü öteki tarafta daha tasarlanan toplumlarda sağ iktidarlar gelmiş. Franco faşist kesinlikle değil ama yani gene aynı hani sonuçta baktığında totaliter rejimler kurulmuş. Bütün dünyanın 1945'ten sonra bir hani iki alternatif totaliter komünist rejimler ve işte ne bileyim liberal Demokrasiymiş gibi yapan ama daha çok kapitalist sisteme uyarlanmış NATO ülkeleri gibi iki net şey yok bir üçüncü yol daha var yani dolayısıyla bambaşka değişebileceğini düşünüyor insanlar ve belirli diplomatik kararların ve askeri bazı çok şaşırtıcı olan askeri muharebelerin sonuçlarıyla şekillenmiş şeyler bunlar. Bir de mesela siz şey düşünüyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzende hala oturmamış bir şeyler var. Tabii. Hani savaşı kazananlar da olsun kaybedenler de olsun tekrar yani bu sarsıntıların devam ettiği ortamda biz kendi çıkarımızı bir milim bile olsa arttırabiliriz düşüncesinden hareketle hani bu agresyon bir şekilde canlı tutulmaya çalışılıyor. Yani bir kılıcım çıksın da biz tekrar bir boğuşmaya girelim. Abi Dengeler işte ondan sonra bir otursun bakalım ne olacak. işte şey var. Şimdi burada yapısalcı bir şey söyleyeceğim. Biraz da yapıya bakan bir şey söyleyeceğim. Stüktüre bakan bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen eşyanın tabiatına aykırı bir düzen yaratamazsın. Almanya savaşı böyle 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi kaybetmiş 1918'de. Almanya sanayileşmiş bir ülke. Almanya kıtada kendisine tek rakip olabilecek Fransa'dan daha sanayileşmiş. Daha kalabalık bir nüfusu var. Daha modern bir ordusu var. Daha becerikli bir genel kurmayı var. Dolayısıyla sen böyle bir Almanya'yı yok şu savaşın yani iki tane anlaşmayla falan bağlayamazsın. Dolayısıyla böyle eşyanın tabiiyatına mesela Japonya'nın Çin işgali var ya o başarılı olsa da mesela 50 yıl sür çünkü Japonya kendine 10 kat nüfuslu bir yeri 100 yıl kontrol edemez. Böyle zamanın ruhundan kaynaklanan ama eşyanın tabiatına uzun etapta uymayacak bir takım aranjmanlar yaşayamaz. Dolayısıyla 1918 sonrasındaki sistemde Almanya'nın aşırı cezalandırılması bir, ikincisi yahu yeni sanayileşmiş ülkelerin ortaya çıkış bir kaynak bulması lazım. Japonya'da bu çok bariz yani defalarca geçen programda rakamlardan Japonlar her şeyi dışarıdan almak zorundalar. Yani petrolün yüzde bilmem nesi bilmem ne yüzde şeyi falan filan altta rakamlarla bulur yazar. Şimdi bu adam bir şey yapmak zorunda çünkü bir de bir başka şey var güvensizlik ortamı bu çok zehirleyici bir ortam. Tamam Niye zehirleyici bir ortam? Çünkü Amerikalar savaş açıyor. Çünkü bunlar iki seneye bir üçüncü sınıf bir devlet yaparlar. Biz savaşı şimdi açmasak iki sene petrol bitiyor. Amerika'nın israfına kaldık. Bunlar bizi darmadağın eder. Çünkü kazandık savaştan sonra bile Washington Anlaşması'nda kendilerine beş tane gemi yazdılar. İngilizlere 5 gemi. Bize 3 gemi yazdılar. Yani ne alaka İngiliz'in orada? Düşünün yani Pasifik'te İngiliz'in 5 gemisi var. Japon'un üç gemisi var. Onun beş gemisi 3 gemi karşılık. Ya da işte İngilizler bile barışacağı zaman Almanlarla barışamayız. Çünkü Almanlar biz de barışırsak 1940'larda barış düşündüklerinde donanmamızı alırlar. Hava kuvvetlerimizi elimizden alırlar. Böyle Herkes birbirinden her şey isteyebileceği bir dünya olduğu için kimse kimseye güvenmiyor. Bunların tartışılabileceği bir ortam yok. United Nations gibi oturmuş teamiller yok. Ve insanlar sanayi aygıtına ve askeriye aygıtına yiyecek bulmak zorundalar. Yani petrol bulmak, alüminyum bulmak zorundalar. Plovesti'deki petrol yatakları yani bunun herkes. <laughs> Devamı da aklınıza geliyor hocam. Ee, devam aklıma geliyor. Abi Romanya benim için çok eder. Bir Ceaușescu'nun <laughs> yaptığı binalar, petrol paralarını batırışı. Daha önce anlatmıştık. Bir de Hitler'in Romanya mı Masınlar. Yani Hacı'yi o kadar favoriniz değildi de bir de Moldovan herhalde sizin Aynen, Moldova çok önemli. Evet. <laughs> Hakikaten Romanya'dan kim var? Romanya deyince. Hakikaten bilmiyorum. Bir ara çünkü Romanyalı futbolcular Türkiye'de Galatasaray'a geliyordu işte. Hacesinden İdiyesine, Filipescus'una kadar. Siz o furyadan bir tek Moldovan'ı yakalayabilirsiniz. Ben Fulya'yı <laughs> petrol atakları. Benim insanla işim yok kardeşim. Ben kaynaklar <laughs> üzerinde petrol <laughs> 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 Bana 40 metreden şut çekme. Bana varil varil <laughs> <laughs> petrol ver. Ham petrolün şeyi kaçı var olmuş biliyor musun? <laughs> biraz daha öncesine gelerek iki ihtimali sormak istiyorum. Aslında bunu önceki bölümde de anlattınız ama birincisi savaş hiç olmasaydı başka şekillerde rehabilite edilebilir miydi sistem? İkincisi de 29'daki kriz hocam. 29'daki kriz olmasaydı savaş olmayabilirdi ama o kriz olduktan sonra 35-36'ya geldikten sonra şimdi bu devrimlerde de böyledir. Çar bak Anthony Beaver'ın Rusya kitabında çok güzel bir şey var. 1916-17 falan Rus subay, İngiliz subayı diyor ki nasıl diyor ya siz diyor sosyal hayatta diyor sivil dolaşıyor musunuz diyor. O zaman sizden korkmazlar ki diyor falan ya yani. anlatabildim mi? O kadar dünyalar ayrılmış yani. Ya da 1915'te 16'ta Çar'ın ağzından çıkmış bir lafı falan diyor. Yani Çar mesela 300 yıl geride kaldıkça o sistemi 1905'te falan onarmadıkça onarmazsan onarmazsan ne olur? Bolşevik devrimi gibi bir şey olur. O da de Menşevik devrimi olacaktı. Yani çok kanlı olur o. Çünkü sorunu çözmemişsin. 1930'ları falan geçtiğimizde 1918 sistemin zayıflığı. Ayrıca liberal ekonominin henüz Keynesyen bir takım önlemlerin de olmadığı için tamamen böyle paldır küldür gidip bir krize girmesi. Bunlar olması gereken şeyler. 1929 krizi. 29 olmasa 31'de olacak. O kadar serbest bırakamazsın yani. Bir takım önlemler. E, sosyal devlet yok, o yok, bu yok bilmem. O hiç düşünülmemiş. Yaşayınca görüyorsun. O kriz de olmak zorunda. E, savaş da olmak zorunda. Çünkü 30'lara geldim artık çok geç olmuş. Yani artık Hitler iktidara gelmiş. İspanya İç Savaşı'nda işte ne bileyim cumhuriyetçilere desteklememişsin sen solcu diye orada Franco gelmiş. Yani liberal demokrasiler kendi işlerinde kendi ekonomik sistemlerinin yarattığı bir krizle mücadele ederken dışarıda da gene kendi yarattıkları ekonomik sistemle de değil ama liberal sistemin yarattığı uluslararası krizle müdahale etmediler. Etmeye çalıştıkları noktada da bunu ancak savaşta edebilirler çünkü orada artık Hitler çıkmış. Orada artık Mussolini çıkmış. Mussolini hep vardı da orada artık işte Franco çıkmış. Orada artık herkes toplumu militerleştirmiş. Orada artık ırkçı bir şey oturmuş oraya. Onu ırkla ifade ettiği zaman bir ideoloji olur. Japonlar mesela savaşmamayı düşünüyorlar. diyorlar ki ne anlatacağız millete? Biz 10 on yıldır, 15 yıldır insanlara milliyetçilik, savaş, askerçe şey yapıyoruz. Nasıl savaşmayalım? Mussolini de ondan giriyor savaşa. Savaşacak hali yok aslında. 3-4 tümeni ancak Alman 141 tümeni var. Bunların 4-5 tane tümeni savaşa hazır. Adamlar savaşa 42'de, 43'te gireceğiz falan diyorlar. 40'ta savaşa mecbur giriyor. Diyor ki lan Naziler aldı, götürdü işi. Ben de savaşa girmem lazım. Hazırda Fransa yenilmişken bir iki toprak kaparım diyor. Öyle olmuyor tabii. İtalya. İtalyanlar hiçbir derde hiçbir zaman başarılı olmadıkları için savaşı <laughs> En son Roma İmparatorluğu yani. En son tokat verebildim <laughs> <laughs> içi. Dolayısıyla baktığında şey yok yani. Kaçınılmaz artık 30, 30, 35'te falan. Çünkü belli yapısal şeyler var. Şimdi self determinasyon desen Almanların self determinasyon olduğu zaman çok fazla büyük bir Almanya oluyor. E şimdi League of Nations desen, yani Cemiyet Akvam desen, Cemiyet Akvam'ı kuran Amerika, Cemiyet Akvam'a girmemiş. Silahlı müdahale yapacağım desen, Amerika'nın İngiltere'nin imparatorluğu sallanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda o kadar çok borçlanmış ki. Biz tabii hep şeyi görüyoruz, bakın bunu hiç unutmayın. O yüzden ben Kuluş Savaşı'nda sayılarla anlatıyorum, rakamlarla anlatıyorum. Ekonomik çöküntü çok başka bir şeydir. Ekonomik ızdırap çok başka bir şeydir. Ekonomik zorlama çok başka bir şeydir. O yüzden mesela bazı durumlarda bir ekonomik baskı da toplumda da öyledir. Çok daha farklı olabilir. Mesela totaliter bir rejimdeki insan kapitalizmdeki borçludan daha mutlu olabilir. Çünkü hakikaten bir insanı parayla avucun içine almak, parayla birinin avucun içine düşmek çok başka bir şey. İngiltere dünyanın büyük gücü diyoruz. Amerika yok kadar çok borcu var ki. Yani bütün sistem çökmüş. Savaşı kazanan Fransa, İngiltere gibi devletler de anormal derecede kazandıkları savaşta çökmüşler. Çünkü bu çok net kazanılmış bir savaş değildi. Çok net kazanılmışın işte kazanınca da kazanana bir şey veren bir savaş değil. Onlar da imparatorluklarını tasfiye ediyorlar. E bu tasfiye ettiği için İtalya Habeşistan'a saldırıyor. oraya saldırıyor. yani İtalya'nın şımarık çocukları gibi onlar oraya buraya saldırıyor. Bir noktaya bir şey yapamıyorsun. Çünkü yapmaya çalıştığın noktada da Amerika'dan yardım istedin. Ve İngiltere açısından İngilizler şunu diyordu. İngilizlerin içinde bazıları diyordu ki biz Almanlarla anlaşalım kardeşim. Neden anlaşmıyoruz? Bunlar Bolşeviklere karşı delikanlı çocuklar. Ha. İyi ki bunlar Kara İmparatorluğu, biz Deniz İmparatorluğu'yuz. Bunun işi yok ki orada burada. Tabi dönüşle konuşsalar onun başka planları var ya da Raider'le konuşsalar bunun başka planları var ama neyse. Diğerleri diyor ki Almanlar bizi çok hani artık Fransa düştü. Anlaşamayız. 1940 Mayıs Haziran'da konuşulan şeyler bunlar işte. Ne bileyim Halifax, Chamberlain, Churchill falan bunları konuşuyor. Bunlar bizi ikinci sınıf bizi hani yancı yaparlar kendilerine. Doğru. E Amerika'ya yancı oldu sonra İngiltere zaten bitmiş. Dolayısıyla İngiltere zaten oynayamayacağı bir rolü oynayamadı. 56 Suez krizinde Fransa ile Almanya şey İngiltere kulağından çekip soğuk savaşta iş yapmayın diye verdiler akıllarını. Ya bitti o dönem. Çünkü senin borcun işte bir topsal düzenin artık o tip bir savaşı kaldıramıyor. Yeni dönemin 45'ten sonra şeyler Rusya ve Amerika olacak. Yani İngiltere birinci seviye bir güçten ikinci seviyeye düşüp birine yanlamama korkusuyla Almanya edilen de aynı şey Amerika ile de oldu. Dolayısıyla zaten savaş olacak bir bayrak değişimi de olacak. İngiltere ile Fransa o kapitalizmin Atlantik'teki uluslararası düzenini fonlayamıyorlar. Fonlayacak başka biri lazım. Amerika. Onun problemi ne? Demokrasi. Onun problemi ne? İnfiratçılar, isolationistler, savaşa savaşa girmeyelim var. Onları nasıl şey yapacaksın? İşte Hitler, sonra da Stalin. Muhteşem şeyler orada. Yani oradaki o korku çünkü ki Hitler korkusu, Stalin korkusu ne bileyim Çakosavak için olduğundan daha az bir korku olması lazım Amerika için. Ama oralardan bir Amerikan military industry kompleksi, bir Amerikan askeri sanayisi çıktı. Çünkü vergi orası bizim gibi değil. Verdiği vergi hesabını sorar. Sen bilmem kaç işte bütçenin yüzde bilmem kaçını savunma sanayine yatıracaksın. Hayır da birader diyecekler. En son artık iş o kadar şeye gitti ki işte el kaideyi falan bahane ediyorlardı. Bunu da eleştirmek için söylemiyorum. Sen askeri teknolojide önde kalmak istiyorsan demokratik ki bir problem var. Oraya sürekli yatırım yapman lazım. Her zaman söylüyorum. First evet. of power okusunlar William McNeil'da. Teknoloji olarak önde kalmak o E4'teki mekanik o yüzden çok doğru. Çok zor. Ne kadar önde gitsen 5-6 sene önde oluyorsun. Hemen yakalayabilirler. Oraya sürekli para kıtman lazım. E demokratik ülkede nasıl akıtacaksın oraya parayı? Halkı nasıl ikna edeceksin? Orada bir devlet haklı demokraside işlemiyor. Ne yapacaksın? Tık 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 hemen savaşa, savaşa bir takım şeyler Ruslar geliyor. Hadi Ruslara anlık o geliyor işte bilmem ne o tip şeylerden yararlanıyorsun. Peki hocam bu İngiltere'nin Almanya ile olası işbirliği varsayımını konuştuk. Bir önceki bölümde de konuşmuştuk ya İngiltere'nin Bolşevizmi bir tehdit olarak görmeyip Rusya ile işbirliği yaptığı senaryoda Avrupa'nın durumu ne olurdu mesela? Vallahi şimdi orada genelde Hitler'e ön yargıyla yaklaşıyor falan diyorlar. Aslında Hitler çok pragmatik. Yani Ribbentrop'la mesela Hitler, Stalin'le ön yargılarını koyup Minecraft'da neler yazmasına rağmen bir Minecraft'a yani e, e, baktığınızda anormal şeyler yazıyor. Minecraft'a okumayı tavsiye etmeden düreğinden döndüm <laughs> ama yani tarihçi olarak bir metindir sonuçta. <laughs> neler diyor yani Slavları ikinci ırk olarak görmesi, bunu esir kamplarındaki şeyler de işte esir... Mesela... gerektiği. Tabii oğlum bak abi Alman esir kamplarında ölen müttefik askeri yüzde üç buçuk buçuk ölüyor esirlerin. Sovyet elinde ölen Almanlara %31.6, 1 milyon kişi. Alman elinde ölen Ruslar %57, iki kişiden biri ölmüş, 3.3 milyon kişi. Şimdi orada bir etnik element de var ama buna rağmen Stalin'le anlaştı. Ama İngilizler anlaşamadı. İngilizlerle Fransızlara diyor ki Stalin, beraber onlar bir önleyici şey yani böyle beraber bir daha light bir anlaşma öneriyorlar. Stalin diyor ki ben bunu istemem daha şey biz diyor hadi ittifak yapalım hep beraber birbirimizi koruyalım istemiyorlar. Çünkü, çünkü devletler böyle tek havadaki bir şey değil işte. Devletleri aristokratlarla, artık 20. yüzyılda pek kalmamış ama daha böyle kapitalist sınıflar yönetiyor. Bunların kutsalı private property, kişisel mülkiyet. Sen ona küfür edersen Bolşevik, <laughs> adam da seni. Ama hakikaten çok irrasyonel. Yani 1920'den bir, bir sonra Rusya'ya karşı Batı'nın muamelesi inanılmaz sert. inanılmaz izole edici ve neredeyse artık yani... 41'e kadar falan suratına kimse bakmıyor. Zaten sonra da müttefiklerin hemen 5 sene sonra Soğuk Savaş da onun bir üründür. Anormal önyargılar anlaşamıyorlar işte. Halbuki anlaşsalar. Peki hazır Batı cephesine gelmişken siz daha önce de vurgulamıştınız. Almanlar Paris'te başta olmak üzere Fransa'nın kuzey kısmını işgal ediyor. Hakimiyetin altına alıyor. Güneyde de bir Vichy hükümeti, bir Fransızların bugün hala işte kukla hükümet dedikleri pek hayırla yad etmedikleri de bir hükümet kuruyor. Peki Almanlar güneye inmeyi niye tercih etmiyorlar? E çünkü güneyi işgal edebilirler miydi mesela? Asıl yani o aynı olduğu Lyon bölgesini. Abi oradan istediğini aldığı sürece ona girişmesine gerek yok. Yani Almanya zamana karşı yarışıyor. Almanya'da zaten Hitler de o kadar şey bir zafer beklemiyor. Hızlı bir zafer. Hatta o yüzden işte halt order yani Dunkirk'e ulan nasıl bu kadar hızlı gittik onlar da planı biliyorlar ama yani böyle herkes çok şaşırıyor. Ve o şaşırmanın sonucunda zaten Japonya mapanya bir Orada hep bir. sizin de belirttiğiniz bir siyaset işi de var. Yani normal birliklerin hücum etmesi yerine lütfafenin beklenmesi. Lütf hani zaferi onlara hediye etmek ya da. Görün yani. Hitler'e ikna ediyor. Ben diyor bu şeyi engellerim tahliyeyi. Engelleyemiyor tabii. Ama bir şeyi de yani çok öne gittik. Hani acaba panzerlerimiz çevrilir mi? Çünkü alacak onu. Onları Polonya'dan alacak. Bir daha Doğu'ya götürecek. Bir yere götürecek. Yani Almanların elinde de panzer birlikleri çok değerli. Hani orada o yüzden bu Dunkirk önünde öyle bir şeye uğruyor. Öyle bir ne bileyim tereddüt. O tereddüt bu o şey aslında oldu. o kadar planlı olmadıklarını bazı şeylerde hazırlıklı yakalandıklarını bir, Abi öyle bir savaş. Bu ölçüde bir savaş. Öyle planlı falan olamaz yani. Yok, çok zaten far... onu vurgulamamız gerekiyor. Onlar far... da şaşıyorlar belki. Bu kadar çok... ilerlemek onlara da sürpriz oluyor. Abi çok bak Midway savaşı tam tersi bitebilir kazanabilirdi, Japonlar kazanabilirdi bambaşka bir Pasifik Savaşı olurdu. Ardenler'de gelen istihbaratı değerlendirseler de Alman panzer güçleri durdurulabilirdi ve batıda bir Birinci Dünya Savaşı gibi bir en azından birkaç sene orada yığılabilirlerdi. Yani ne olurdu acaba şeylik savaş hiç onu bilmiyorum. Moskova düşseydi yani gene Guderian kudurtmasaydı Hitler, Moskova yani bölmeseydi şeyi, direkt Moskova ekseydi bambaşka bir şey olabilirdi. Olabilirdi olabilirdi ama işte gibi olmadı. Dolayısıyla bilemiyoruz. Yani burada savaşlardaki belli şeyler. Önemli olan burada pes ederler miydi? Bütün sorulan şey bu geliyor. Şu olsaydı İngiltere pes eder miydi? Almanya, Japonya gibi ülkelerin olayı şu. Bu ülkeler bizden, biz revizyonist olduğumuz, daha aç olduğumuz için bizden daha az savaş yanlısı. O yüzden savaşa girmekte gecikirler. Bakınız Amerika çünkü demokrasidir ve halk niye savaşsın yani Oregon'dan gidip. iki kolay pes ederler. Bakınız Fransa. Fransa da direnmeye devam edebilirdi ama yok yani direnecek bir şey yok. E, de çok şey bir iş. Zaten Birinci Savaşı'nın kahramanı. Birinci Savaşı'nın kahramanı, İkinci Savaşı'nda vatan haini oldu. Ama öyle de değil işte. Yani o ok kalsaydı De Gaulle aslında meşru hükümete karşı çıkıyor. zaten meşru hükümet kurdu abi. De Gaulle isyancı gibi yani. Hocam başta. de, Gaulle'den laf açılmışken şunu da belki konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında aslında birçok işgal edilmiş ülkenin fiili ya da isyancı direnişçi hükümeti Polonya'da var. Ülke mi? dışında. Ve Londra'da. Londra'da. Hani şey De Gaulle bir örnek. Aynı şekilde. Polonyalılar var. Polonya. Hatta Polonya ve Çekoslovakyalılar sadece hani diplomatik ya da sivil manada Londra'da olmakla kalmıyorlar. Çok sayıda Polonyalı ve Çek pilot da savaş pilotu. Royal Air Force'lar. Evet Almanlara karşı şu İşin bir de böyle bir boyutu var. Ya işin şeyi de var. İngilizler kendi müttefiklerinin donanmasını batırdılar. Vichy'ler kullanmasın diye şeydeki donanmayı batırdılar. Ama işte Limandaki... Vichy'nin nasıl algılandığını gösteriyor bu durumda. Yani işte İngiltere'den öyle algılanıyor. Daha doğrusu o işte ne kadar... tabi o mesela De Gaulle için nasıl bir PR felaketi düşünsene yani. Dışarıda bir direniş yapıyorsun. İlk direniş kendi donanmanı batır. Öyle ya da böyle Vichy hükümeti Fransa'nın hükümeti yani. Hocam Fransa'da gelmişken Fransa'nın güneybatısına gidelim. Siz biraz önce İspanya'dan da bahsettiniz. İspanya İç Savaşı, Franco ve işte falancistleri muzaffer oldular. İspanya'nın hakim oldular ki Nazi Almanya'sının ve Faşist İtalya'nın desteğiyle bu savaşı Cumhuriyetçilere karşı kazanabilirler. Mühimmat ve Gerideki silah desteğiyle. çünkü şeye yardım etmedi Cumhuriyetçilere. İngilizler falan filan. Stalin de. Stalin de cücük bu kadar etti. Bu desteğe, fiili desteğe rağmen İspanya 2. Dünya Savaşı'na nasıl fiili olarak katılıyor? Abi mı? çok şey istiyor Birincisi Franco çok şey istiyor. Vahran'ı istiyor. Fas'ı istiyor. İşte. O bölgeleri istiyor. Şimdi orada da Vişi artık müttefi. İtlerin İtalya, Vişi ve İspanya arasında bir denge bulması lazım. E, ee, nasıl anlatacaksın bunu? Öyle her yeri veremiyorsun. İkincisi bu istediklerinin karşısında hiçbir şey teklif etmiyor. Ki bunun örneğini gördük. İtalya savaşa girince başına bela oldu. Bir tane, bir tane doğru hareket yok İtalya'nın. Geçen bölümde anlattım. Mısır'a gidip süveyşi falan ele geçireceğine gitti, Balkanlara girdi. Hem Balkanları Almanlara kaptırdı hem Almanların başına bela aldı. Gitti, Yunanistan'a dayak yedin sen. Renyo diye Albaniye diye konuşan insan, Arnavutluk Krallığı'nı Osmanlılar bile kendi şeyler arasında Arnavutluk diye ayrıca sahibi yok. da Partizanlardan dayak yediler. Tabii tabii. Her yerde dayak yedin ama niye işte orada şey var. Senin doğru düzgün bir askeriyeye sahip olmayan bir devletin savaşa girmesinden senin bir çıkarın yok. Nötr olursa daha iyi belki limanlarını kullanıp ticaret falan yaparsın yani anlatabildim mi? Belli maddeleri İspanya'dan alabilir. Çünkü o limanlara iner o mallar. Ambargo altında olmadığı için. Ama savaşa girerse Atlantik duvarı var değil mi? Bir de onu şeye çekeceğim babam. Portekiz'e çekeceksin. Bir anda alan büyüyor. E şimdi bunlar savaşamıyorlar. Anlattık İtalya'nın 1 milyon ton kömürüne 186 milyon Alman kömürü, 235 milyon İngiliz kömürü olduğu yerde işte senin daha doğru düzgün böyle mass production bile yapamayan o ekonomin yani yapıyor da hani Almanlar, Amerikalılar gibi değil. Zayıf e savaşamıyor da. Eline takılıyor. Dolayısıyla nötr bir İspanya onun daha çok işine gelir. Savaşa girseydi İspanya muhtemelen başına bela olurdu gibi bir hesap da var. Ama İspanyollar zaten Franco da uyanık. O da biraz İsmet Paşa yüzünden. Gerçekten yüksek seviyede askerlik yaptığı için öyle herkesin de trenine binecek biri değil. Çünkü savaşların nasıl kazanıldığını biliyor. Kendi ordularını da biliyor. Mussolini de biliyor olsaydı. Mussolini de biliyor olsaydı. Ama Mussolini bir asker değil. Belki farklı oradan geliyor. Niye öyle çıkıyor asker üniformalarıyla? Konuşurken Zaten iyiydi. bak. Asker gibi gezmeyi biliyor. Asker fiyat. E, asker üniforması giyiyor. Hitler gene Hitler'in gene madalyası, madalyası falan var ha. Bak ama bizde mesela en şeyi bu ülke askerler kurdu hemen, hemen üniformayı çıkardılar. Hemen. Daha İzmir'e girerken çıkarıyor. Anladın mi? Sivilleşme şeyi var. Bunlar askercilik oynamak isteyen siviller. Mussolini'yi görsen Napolyon o kadar <laughs> üniformayla dolaşmıyor. Yani Tukhaçeski o kadar, kutu da o kadar dolaşmıyor. Sen bir gazetecisin ya. Bu yani öyle konuşuyor oralardan ora. Ondan sonra böyle işte sıfır doğru güzel. sana da bu konsenyata. <laughs> ne konsenyatası? Sana da bunu konsenyata yaptılar. <laughs> Aptal herif. Öyle tar tarlar adam. Ya abi İtalyanın bak girecek hiç savaşa şeyi yok ya. Ben yemin ediyorum ya. Güzelim yerler. Ondan sonra Adriano Celentano işte. Rakın rol İtalyan. Güzelim İtalyan <laughs> Öyle ama yani o yüzden İspanya'nın savaşa girmesinin bir esprisi olmayabilir. O yüzden de mesela Türkiye üzerindeki baskı da çok şey değil Kromu ver. Yok. Tamam abi devam. Tartışılması hep şey işte Yunanistan'da. Nazi kuvvetleri var. işte Bulgaristan'da var. Sovyet Rusya zaten. Abi orada biz 700 senelik altında. devletiz. Biz içimizde bir tane kli dışarıya 5. kol faaliyeti fark ede kadar fark etmeyerek yürüten bir kli çok güzel paketlemeyi biliriz. Yunanistan 100 senelik devlet, Bulgaristan 50 senelik devlet. Aynı şey değil yani. En azından hadi 700'ü geçtim de tanzimattan beri yani. Ki tanzimattan önce de ben götürürüm. Ama burada bir devlet var. Bir şey var. Onun şeyleri var ya. İşte zamanı ben şey okumuştum. 1730 Patron Halil da çıkan şey şimdi ismini unuttum. Şöyle ince bir kitap vardır. Ya tam gezi çıkınca, isyan çıkınca ben de onu okudum. Orada şey diyor, çatıyı pencere indirmeyin sakın diyor. Olay üstümüze kalır diyor. Aa lan. Ç Aynen öyle oldu. <laughs> ya bir otuzdan sene sonra aynı muhabbetler otobüsleri. <laughs> ya yok. Yani belli şeyler oturmuş, belli adetler oturmuş. Öyle değil işte. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir nazi grubu gelecek, orayı ele geçirecek. Bak şey de olmadı, Milli Birlik Komitesi'nden o şeyleri yolladılar ya. işte bizden Gemal Abdül da olmadı. O zaman bir kısmını Hindistan'a, bir kısmını Japonya sürdüler. Belli genç subaylar yani sistemi ele geçirmesin diye yani. O da bir o da bir ekol, bağ ekolü. Yani o bir kötü ya da iyi bir şey sonucunu görürsün. O bir siyasetçi şey, devlet ele geçirtirmiyor kendisine. Onu onu öğrenmiş. Çünkü hep öyle birileri var yani bizim evet, evet. sistemde böyle birilerine şey yapıp içeriden bir dışarıdan Açık çıkarayıp açık arayıp o sistem kendi açını yoksa böyle işte nazi yanlıları var, bilmem ne var. Orada da üç tane öyle bir şey Türkiye'de olma ihtimali diğer ülkelere göre bence bence bize daha zayıf. Ki olmadı zaten. Onları böyle aldılar. Yok bu vurgunuz önemli. Yani Türkiye'de ya, hani bütün aksaklıklara rağmen oturmuş bir sistemin çok, olması. O, aksaklığıyla oturmuş sistem. Her zaman söylüyorum. Harun dedi çok. İmparatorun Toyota Corollos dedi. Sistemsizlikten bir sistem çıkarmış. Batılı gibi düşünmek zorunda değiliz. Onun içinde bir sistem var. O şeylerle okudun mu da anlamıyorsun. Bakıyorsun işte 18 sonunda gümüş cinsinden bizim gelirlerimiz çok düşük. E başka şey var. Yazılı olmayan başka şekillerde katkı yapıyor adam. O böyle bütçede durmuyor sende ama anlatabildim mi? Yani bir yerden çıkıyor işte O ona bir söylüyor bunu vedava yapıyor. Bir şey var. Dolayısıyla bunları böyle 21. yüzyıl gibi okuma Türkiye'de olmazdı. İsmet Ünlü çok güzel bir şey yaptı. Onları belli bir yere kadar bir şey demedi. Sonra Almanlar düşecek işte onlara tasfiye etti. Hocam peki Amerika savaşa giremeseydi? Amerika savaşa giremeseydi? Ya yani kongre hani ikna etme süreci vesaire bahsediyor. Hayır ya yani Japonlar, anda... Japonlarla anlaşsaydı Pearl Harbor olmasaydı. Ya da Almanya savaşın Amerika'ya savaşa girmek zorunda değildi. Japonya'nın anlaşması Almanya savaşa girmeye zorlamıyordu. Roosevelt en azından 1941 aralığında Almanya'ya savaş açmak için kongreyi ikna edemezdi. O zaman ne olurdu? Abi her halükarda Rusya'yı tek başına çökertemedi ya. O sanayiyi de aldılar şeye götürdüler ya fabrikaları doğuya falan. Oradan sonra artık çok zor ya. Yani. Çünkü bir domine etkisi yaratacak. Almanlar o kadar başarılı olacak ki Japonya katacak, o katacak, bu kadar falan. O başarının hızı. Mesela Japonya da ondan bakıyor. Oo Fransa şey var, burada ekmek var diyor ama Rusya karşı savaş açmıyor. Biraz daha başarılı olsa onu da yapacak. Yani o başarının etkisiyle hızlı bir şekilde bir ne diyeyim sinerji yaratman lazım. Zor yani Rusya tek başına Almanya'yla başa çıkabilir miydi? Abi o o kadar iyi direniyorlar ki Ruslar bir de fazladan adamların bak Almanlar en çok 18 bin tank üretti Ruslar en kötüsünde 20 bin tank falan üretiyorlardı. Ve bir yerden sonra T-34'ler de böyle bayağı şey oldu yani Kurs'ta falan Ruslar da iyi savaşmayı öğrenmişlerdi. Tabi burada Stalin'in şeyi çok önemli. 36-38 mahkemelerinde bu ordusunun subayların büyük bir kısmı tasfiye edildi. Bak 37-38'de 700 bin kişi kurşuna dizildi. Hadi bunlar Batılıların abartmaz olun 4'e bölün 5'e bölün neyse. 34.301 subay tutuklanıyor bunun %30'u 1940'ta geri gelecek. Yüksek komutanları 101'inin 91'i tutuklandı, 80'i idam edildi. 5 Mareşal'den 3'ü, 15 Ordu Komutanından 13'ü, 195 Tümen Komutanından 110'u, 406 Tugay Komutanından 186'sı, 11 Savunma Komiserinin hepsi Askeri Sovyetin 70-80 üyesini 75. Şimdi Amerikalılar burada biraz şey yapıyor, abartıyorlar. Abartıyorlar. Bu rakamlar yanlı olabilir. Ben oturup şey yapmadım ama hani yüzde %20 bile alsan çok, %40'ını alsan bile çok. Şimdi böyle bir şey. Tuchevski'yi falan götürmüştün yani. Dolayısıyla savaşa başladığında da Rusya'nın ilk başta biz ne yapacağız?" O kadar kötü ki bir şey planı bile yok yani harekat planı yok, havalimanları işte yerel şeyler ona göre teçhizatlandırılmamış, İşte efendime söyleyeyim haritalandırma yapamış, eğitim şey, tatbikat şeyleri yok yani ordunun sayısıyla falan anlayamazsın bir askerlik öyle bir şey değil yani her şeyle hazırlanması aynı Eo4'teki drill gibi biraz zaman alıyor ya da Hoi4'te de var ya o işler de yapılmamış 39-40 o yüzden kırıtlı diye kalıyorlar ama 41-42-43 tabii Amerikan yardımının da etkisiyle bir yere kadar geldiler. Ama Moskova düşse ya da Stalingrad düşse ya da işte güneyden sıyrılabilse bambaşka olabilir onu bilemiyorum. Peki bu dediğinizden şey çıkarımını yapabilir miyiz? Ruslar bir Alman saldırısı beklemiyordu 39. Aslında şöyle Stalin <laughs> bekliyor da 40'ye kadar oyalarım diyor. Bütün istihbarat geliyor Stalin'e. Fakat şöyle bir 1940'ta Ardenler'de toplanan Alman tankları da geliyor. Ama abi o kadar çok istihbarat geliyor ki hangisine güveneceğini bilemiyorsun. İstihbarat gelir ama dinliyor musun? Bir de bazen Stalin diyor ki iki şey var. Herhalde psikolojik olarak artık o kadar geç oluyor ki inanmamayı seçiyorsun. Yani böyle gelecek felaketi hani görmezsin ya. Böyle bir karar alma süreci. İkincisi de. Ya da tam çarpışma anında insan gözlerini kapatıyor. Böyle kalıyor. Onun gibi bir İkincisi psikolojik. de İngilizler dezenformasyon yapıyor. Benim ilklerin arasını bozuyor. Ben eğer burada önlem alırsam Stalin diyor ki buralarda önlem alırsam Almanlara savaş açıyorum da Almanları bana savaştırmaya kışkırtır. Yani o yüzden daha 42'den 43'ten önce hazır olmayacağını düşündüğü için Stalin de hani bu Haziran'ı geçirelim. Sonra bakarız. Şimdi Arge adamları üstüme kışkırtmayayım. Bu İngilizler beni savaşa sokmaya çalışıyor. Çünkü unutma 1920'den beri kendi suratına bakmayan adamlar bir an abi sana istihbarat getirdik diye geliyor. Yani bir de öyle bakalım yani Stalin'in gözünden. <laughs> Dolayısıyla hem çaresizlikten hem de hangi istihbarata güveneceğini bilemiyor ama büyük şey olmuş yani. Büyük Hezimet aslında. Aslında Stalingrad cephesini belki bir filmle konuşmak daha evet, yerinde evet. olur. Onu filmle konuşalım evet. Enemiyeti Gates. Enemiyeti Gates olabilir. Güzel bir tercih olabilir. Tercih olabilir. Evet bir Paulus'u yani. Adam, oğlum adam... Çocukken Vasili Zaytsev olmak istedim. Çocukken ne? Vasili <laughs> Zaytsev. <laughs> 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 Aynen filmi izleyip de Zaytsev olmak istemeyen <gülüyor> <gülüyor> yoktur hocam herhalde. Rachel Weisz yok muydu onda? Kim vardı? Benim aklımda kalmış birinde şey. aşağıda. Evet Bogomiller, 2. Dünya Savaşı'nın 2. bölümünde sonuna geldik. Bundan sonra artık belli cepheleri Opus Magnum'da muhtemelen tekrar incelemek için döneriz. Ama dediğim gibi hem yapısal faktörler neye çıktı, o dönem dünya düzeni nasıldı, işte ekonomik düzen bu nasıl katıldı, bunu bahsettiğimiz 1. bölümden sonra şimdi acaba başka farklı şeyler olabilir düzene. Biraz akıl yürüttük. Tercihleri, alınan kararları, sürgeçler hep geçti? Hepsinden bahsedememiş olabiliriz. Çünkü hakikaten çok fazla şey var, çok geniş bir konu. Dediğim gibi bazı yerlerini iyi biliyorum, bazı yerlerini iyi bilmiyorum. Yani dolayısıyla çok da dengeli olmayalım. Pasifik, masifik, yeni biraz daha zayıfız tabii haliyle. Birinci Azam Cephesi Galipçe cephesi. İşte şey falan yok. Bir, mesela Rus şey de öyle ya. Brest Dostlar ama orada ne olduğunu o kadar iyi bilmezsin falan. Onun gibi oldu biraz ama. Evet bundan sonra Menderes Atilla bölümleri gelecek. O işte Türk bölümleri çekeli 6 yoldan bir türlü sıraya alamıyoruz. Çünkü yazı saklamak istiyorum yani Çünkü yazın yatacağım. Abi zor. 5 senede 300 tane program çekti. Her, hafta bir program işte hesap et. Beynim şeyim yaptı. Evet. Zorla yaptırdınız bir 2. Dünya Savaşı bölümü. Bir tane de 1. Dünya Savaşı bölümü yapacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bak